alay eder gibi ya. Ne söyleniyorsun gene Mukaddes? Ne söyleniyorsun? Alay ediyor ben. İçeri gelsene Mukaddes Hanım. Sormuyorlar bile ne yapıyoruz, ne ediyoruz, öldük mü kaldık mı, umurlarında bile değil. Deme öyle Mukaddes, deme öyle. Her gün soruyorlar seni, her gün. Ha, şov yapıyordur, gösteriş yapıyor kardeşin sana. Ha, geliyor işte Fatma Gül de, geliyor. Yok yok, değilmiş o, değilmiş. Çok komik Rahmi. Son gülen iyi güler. Gün olur, devran döner Rahmi'cim. Herkesin benden özür dileyeceği günler de gelecek, göreceksin. Tamam. Hey! Hey! Ne arıyorsun sen burada? Niye geldin? Fatma Gül'le konuşmak istiyorum. Ne? Fatma Gül'ü görmem lazım. Ne olmuş buna be? Göremezsin Fatma Gül'ü, göremezsin. Hadi yallah, yallah. Yok Fatma Gül burada, yok. Bak, gitmezsen polis çağıracağım şimdi. Çok fena olacak. Hadi, hadi defol. Fatma Gül'den özür dilemek istiyorum lütfen. Bak, hasta falan dinleme. Tutarım kolundan, atarım dışarı. Ne işiniz var burada sizin? Merhaba. Ne yüzle geldin buraya? Ne yüzle geldin? Fatma Gül'den özür dilememi istiyorum. Fatma Gül yok burada. Lütfen gidin. Dinleyin beni. Çok çok pişmanım. Yalancısın sen, yalancı. Kim bilir niçin geldin buraya? Halini ayağınıza geldim. Vicdan azabı çekiyorum. Fatma Gül'le konuşmam lazım. Bunun için çok geç kaldınız Reşat Bey. Çok geç. Bunu daha en başta. Benim sizin kapınıza geldiğim zaman düşünecektiniz. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra değil. Fatma Gül'e onca acı çektirdikten sonra hiç değil. Ne söylesiniz? Haklısınız. Evet haklıyız. Biz hep haklıydık. Ama siz bunun aksini ispat edebilmek için 1001 dolap çevirdiniz. Ama başarılı olamadınız. Başaramayacaksınız da. Yanlışlarım bedelini ödüyorum. Görüyorsunuz. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben çok pişmanım. İnanmıyoruz sana. İnanmıyoruz. Niye inanalım ki biz senin gibi adama? Mahkeme yaklaştığı için böyle konuşuyorsun sen. Fatma Gül'ü düşündüğünden değil. Siz eğer yaptıklarınızdan pişmanlık duyuyorsanız, burada Fatma Gül'ü rahatsız ederek değil, gidip mahkemede bütün gerçekleri anlatarak yapabilirsiniz. Ama nerede sizde o insanlık, değil mi? Nerede? Ta o zaman bir şey yapmamış adam şimdi niye yapsın? Cezamı çekiyorum. Bunu anlamanız da bir şey. Ama çok geç maalesef. Her şeyimi kaybettim. İşimi, paramı, her şeyden önemlisi, görüyorsunuz sağlığımı. Sizden
bana yardımcı olmanızı istiyorum. Fatma Gül'den mahkemeden önce bir ricam olacak. Bu halde mahkum olursan... Ha, işte bak, bak kendi için gelmiş, kendi çıkarı için gelmiş. Ha, şunu baştan söylesenize. Siz buraya vicdanınız için değil, Fatma Gül'e korkunuzdan gelmişsiniz. Defolun buradan. Hemen terk edin burayı. Meryem Hanım... Hadi geçmiş olsun. Buyurun. Güle güle, güle güle. Hadi. Hepsi senin yüzünden. Üstüme iyilik sağ ol. Aa. Senden öğrendim ben olanı, ben şaşkındım. Ne diyorsun sen ya? Daha hiçbir şeyi anlamadan pazarlık ortamı yarattın. Hiçbir şey düşünmeme izin vermedin. Öyle mi? Düşünecek vaktin olsaydı oğlunu alıp götürecek miydin karakola bakalım, ha? Pazarlık şansım olduğunu söyledin. Benden önce sen kurtarmak istedin Selim'i. Her şey sonrası sensin. Sen. Dilinin zoruna bak be. Allah Allah. Bak görüyor musun nasıl kendini acındırıyor? Ama oğlunun hangi delikte olduğunu biliyor. Teslim etsin bakalım, eder mi etmiyor? Yalan mı? Dilinin zoruna bak. Aklınca beni karalayarak kendini denize çıkaracak. Bak sen. Rahmi, sen de ağzını açıp bir şey söylesen ölürsün değil mi? Tamam Mukaddes, tamam sus. Hadi pazara git sen, pazara git. Ha, niye susuyorum anlamadım. Reşat Yaşar'ın haklı da ben mi haksızım? Kerim haklı da ben mi haksızım? Kerim'i ne karıştırıyorsun ki şimdi, ne karıştırıyor? Unutmayın diye. Olanları unutmayın diye. Herkes ağzını açmadan önce evvela ağzını çalkalayacak efendim.